Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe sınavı öncesinde çok sağlam bir hazırlık çalışması yapacağız ve sınavda çıkabilecek örnek sorular çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk kısımda bir parçamız var. Bununla alakalı sorularımız var. Hemen parçamızı okuyarak başlıyoruz. Bir sıcak çorbamız içiniz diyerek sizi evine davet eden Anadolu insanı geleneksel konuk severliğini önce çorbada başlatır. Çorba, Anadolu sofrasının Buram buram tüten ilk ikram kasesidir. Çorbada bizim de bir kaşık tuzumuz bulunsun sözü Anadolu'da birlikte yapılan bir işe, bir yardıma katkıda bulunmayı ifade eder. İşin kıyısı, çorbanın koyusu tekerlemesi az iş yapan, yemeğe gelince çok yiyen tembel kişiler için söylenir. Çorbanın yağı yüzünde insanın merdi sözünde durur. Ata sözü de yine Anadolu'da çok söylenir. Şimdi arkadaşlar sorulara baktığımızda çorbanın Anadolu'daki yeri nedir? Bildiğiniz gibi misafire ilk ikram nedir? Çorbadır. Bu yüzden çorba çok değerli, değil mi? Aynı zamanda bakın tekerlemelere, atasözlerine veya özdeyişlere konu olmuş. Yani çorba Anadolu'da gerçekten çok önemli bir yere sahip. Bu sorunun cevabı için misafirlere sunulan ilk ikramdır. Ayrıca atasözlerine yer bulacak kadar değerlidir diyebiliriz. İkiye bakalım. "Çorbada bizim de bir kaşık tuzumuz bulunsun." sözünden ne anlıyorsunuz? Bu sözü birçoğunuzun duymuş olması lazım. Ne anlama geliyor? Yapılacak bir işte bizim de bir katkımız bulunsun, bizim de bir yardımımız dokunsun şeklinde bir anlamı var değil mi? O zaman cevap olarak yapılacak bir işte yardımcı olmak ve katkı sağlamak anlamına gelmektedir diyebiliriz. Metne uygun bir başlık yazınız demişiz. Arkadaşlar başlık özneldir. Yani konuyu ifade eden, konu kapsamının dışına çıkmayan her türlü başlık kabul edilecektir. Bizler de bu metin için Anadolu'da çorba şeklinde bir başlık belirleyebiliriz. Evet diğer kısma geçiyoruz. Burada yer alan zarfları ve türlerini belirleyeceğiz. Hatırlayalım zarfları 5'e ayırmıştık. Neydi bunlar? Durum, miktar, yön, zaman ve soru zarflarıydı. Durum zarflarını genellikle nasıl, miktar zarflarını ne kadar, yön zarflarını nereye ve zaman zarflarını ne zaman sorularıyla belirleyebiliyorduk. Soru zarflarını zaten soru kalıplarından yakalayabiliyorduk. Şimdi bire baktığımızda Sıla oyunda akıllıca davrandı. Yapılan iş ne? Davranma eylemi değil mi arkadaşlar? Nasıl davrandı? akıllıca davrandı. Bakın yapılan işin, eylemin nasıl olduğunu belirtiyor. Yani kısacası durum belirtiyor diyebiliriz. Ne diyeceğiz buna? Durum zarfı diyeceğiz. Çünkü nasıl sorusuna cevap verdi. Diğerine bakalım. Meyveli pastadan biraz almalısın. Almalısın yüklem. Ne kadar almalısın? Biraz. Bakın miktar bildirdi. Bu yüzden miktar zarfı dememiz gerekir. Niçin balkondaki çiçekleri sulamadın? Gayet basit. Niçin sözcüğünü gördünüz? Niçin sulamadın? Nedir bu? Soru zarfıdır. Hikaye kitaplarını yarın bırakabilirsin. Ne zaman bırakabilirsin? Yarın. Ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfı olacaktır. Tenceredeki çorbayı yavaşça karıştırdı. Bakın nasıl karıştırdı? Yavaşça. Durum bildirdiği için durum zarfı demeniz gerekiyor. Sesinizi duyunca aşağı indim. Burada birazcık dikkatli olmanız lazım. Çünkü iki tane zarf var. Bakın ne zaman indim? Duyunca. Gördüğünüz gibi zaman bildiriyor. O zaman duyunca ne olacaktır? Zaman zarfı olacaktır. Nereye indim? Aşağı. Bu da arkadaşlar yön bildiriyor. Yani yön zarfı diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Bu kısımda verilen fiilleri uygun şekilde çekimleyeceğiz. Nasıl çekimleyeceğiz bunu? İstek kipine göre ve birinci tekil kişiye göre. Hemen hatırlayalım. Birinci, ikinci ve üçüncü tekil kişiler ben, sen, o. Biz, siz, onlar ise çoğul kişiler olacaktır. Şimdi istek kipi ekleri EA. Birinci tekil kişi demiş. Yani ben. Ben sorayım şeklinde cevabı yazmanız gerekiyor. Diğerine bakalım. Şimdiki zaman. Nedir ekimiz? Your eki. İkinci çoğul kişi demiş. Yani sizi kullanacaksınız. Siz yiyorsunuz. Şu anda yiyorsunuz. Yani şimdiki zaman belirtilmiş oldu. Gereklilik kipi eklerimiz malı melekleri demiştik. Üçüncü tekil kişi kimdir? O. O oynamalı. Gelecek zaman gayet basit. Eklerimiz acak, ecek. Birinci çoğul kişi kimdir bu? Biz. Biz bakacağız. Geniş zaman eklerimiz R, R ve R şeklinde belirtilmişti. İkinci tekil kişi ise sen. Sen okursun. Yani her zaman okursun. Geniş zaman. Evet bu şekilde yaptığımızda tam puan almış olacağız. Diğer bölüme bakalım. Bir tablomuz var. Verilenleri uygun şekilde çekimleyeceğiz. Nasıl yapacağız çekimi? Olumsuz çekim şeklinde ve olumlu soru çekimi şeklinde. Şimdi, özlüyorlar. Hemen bunu olumsuz yapalım. Nedir ekimiz? Mame 2. Yani arkadaşlar, özlemiyorlar şeklinde olumsuzunu yapabiliriz. Seçmişiz. Ne olacaktır? Seçmemişiz. Bakmalısın, olumsuzu bakmamalısın. Evet, bunları hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Olumlu soru çekimlerini yapıyoruz. Özlüyorlar. Nedir bunun soru çekimi? Tabii ki, özlüyorlar mı? seçmişiz. Burada dikkatli olacaksınız. Seçmişiz mi olmaz. Ne olacaktır? Seçmiş miyiz? Bakmalısın. Bakmalısın mı olmaz. Nedir doğrusu? Bakmalı mısın. Evet bu şekilde cevaplarımızı belirledik. Sıradaki bölüme geçebiliriz. Burada ne yapıyoruz? Fiillerin anlam özelliklerini belirliyoruz. Bildiğiniz gibi eğer fiillerimiz nesne alabiliyorsa bu iş fiil oluyor. Alamıyorsa durum fiil oluyor. Zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşiyorsa oluş fiil oluyor. Pratik bir şekilde fiilin başına onu kelimesini getirdiğimizde mantıklıysa iş fiil, mantıklı değilse durum fiil diyecektik. Fakat dikkatli olacaktık. Eğer zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşiyorsa arkadaşlar bu oluş fiil oluyordu. Şimdi bire bakalım. Erken yatmalısın. Sizlere tavsiyem öncelikle şuna bakın. Bu bir oluş fiil mi değil mi? Değil. Çünkü arkadaşlar sararmak, çürümek gibi zamanla kendiliğinden olan bir olay değil. Dolayısıyla bunu bulduk. Ardından hemen başına onu sözcüğünü getirin. Onu yatmalısın. Mantıklı mı? Değil. Doğrudan buna durum fiil diyebilirsiniz. Hikaye anlatmış. Oluş fiil mi? Değil. Onu getirdim. Onu anlatmış. Oldu mu? Oldu. Yani nesne alabiliyor. Demek ki iş fiildir. Çalışmaya gitti. Oluş fiil mi? Tabii ki değil. Onu gitti. Mantıklı mı? Mantıklı değil. Demek ki bu bir durum fiildir Gördüğünüz gibi gitmek zaten durum bildirir. Artık yaşlanıyor. Fark ettiyseniz yaşlanmak nedir? Zaman içerisinde ve kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Demek ki bu bir oluş fiil olacaktır. Yani başına onu getirip mantıksız olduğunda hemen durum fiil diyemezsiniz. Onu yaşlanıyor bakın olmuyor. Hemen buna durum fiil derseniz yanlış olur. İlk olarak neye bakıyoruz? Oluş fiil mi değil mi? Kitabımı kapladım. Oluş fiil mi? Değil. Hemen başına onu getirdim onu kapladım. Mantıklı mı? Evet. Demek ki bu bir iş fiildir. Bu şekilde asla soru kaçırmazsınız. Diğer kısma geçiyoruz. Artık çoktan seçmeli sorulara başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar hangisinde anlam kayması vardır diye soruyoruz. Nedir bunun mantığı? Kast edilen nedir? Kullanılan nedir? Buna bakacağız. Kullanılanla kastedilen kipler farklıysa burada anlam kayması oluyor. Aya baktığımızda bu ay hiç kar yağmadı. Yağmadı nedir arkadaşlar? Geçmiş zaman kip ekini almış. Görülen geçmiş zaman. Peki kastedilen kip farklı bir kip mi? Değil. Dolayısıyla anlam kayması yok. Haftaya tatile gideceğiz. Bakın haftaya, gelecekte. Gideceğiz. Hangi ek bu? Acak, ecek eki. Yani hem kullanılan kip hem de kastedilen kip aynı. Nedir? Gelecek zamandır. Gördüğünüz gibi B'de anlam kayması yoktur. Sınavda en yüksek puanı Emre almış. Yine problem yok. Sınav geçmişte yapıldı mış eki nedir? Geçmiş zaman ekidir. Gördüğünüz gibi anlam kayması bulunmuyor. D'ye baktığımızda her akşam konu tekrarı yapıyor. Bakın yoreki almış. Yani kullanılan kip şimdiki zaman kipi. Fakat anlamına bakıyoruz. Ne kastedilmiş? Her akşam diyor. Devamlılık arz ediyor. Dolayısıyla kastedilen kip yeni zaman kipidir. Demek ki burada anlam kayması bulunmaktadır. Cevabımız D seçeneği. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir. Ne odaklanmanız lazım? Altı çizili sözcüklere odaklanmanız lazım. A'ya bakalım. Bütün olanları uzun uzun anlattı. Nasıl anlattı? Uzun uzun. Demek ki bu bir durum zarfıdır. Yani burada altı çizili sözcük zarftır. B'ye bakalım. Sabahları gazete veya kitap okur. Ne zaman okur? Sabahları. Zaman bildiriyor. Demek ki arkadaşlar buradaki sözcüğümüz de yine zarftır. Zaman zarfı dememiz gerekir. Küçük çocuk hayranlık uyandırıyordu. Şimdi küçük çocuk. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Gördüğünüz gibi niteleme sıfatı. Yani buradaki sözcük zarf değil, sıfattır. Hazırlandıktan sonra dışarı çıkmış. Bu da aynı şekilde nereye çıkmış? Dışarı çıkmış. Yön zarfı. Gördüğünüz gibi C seçeneğinde altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmamıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir ifade değildir? sık sık sınavlarda karşınıza çıkıyor. Artık öznel ve nesnel ifadeleri net bir şekilde ayırmanız lazım. Eğer ifadede yorum varsa bu bir öznel ifadedir. Eğer arkadaşlar işin içinde yorum yoksa nesnel ifade diyeceksiniz. A'ya bakalım. Bu havada yapılacak en güzel şey balık tutmaktır. Bakın yorum var. Başkasına göre yürümektir. Başkasına göre mangal yapmaktır. Dolayısıyla bu bir öznel ifadedir. B'ye bakalım. Saygının olmadığı yerde sevgiden söz edilemez. Evet ifade doğru. Fakat arkadaşlar yorum var mı? Var. Başkası tarafından yanlışlanabilir mi? Evet. Yorum taşıdığı için öznel ifade diyorum. Ülkemizde kitap satış oranında bu yıl düşüş yaşandı. Bakın bu matematiksel bir bilgi. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla işin içinde yorum yok. Nedir bu? Nesnel ifadedir. Kişiden kişiye göre değişiklik göstermez. Daha dinç olmak için erken kalkmak gerekir. Yine öznel ifade. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. Bir gün 24 saattir. Bakın bir gün ayrı yazılması gerekiyor. Evet ayrı yazılmış. Problem yok. 24 yine ayrı yazılması gerekiyor. Fakat bitişik yazılmış. Burada yazım yanlışı yapılmış. A'yı uçurdum. B'ye bakalım. Birkaç kişi dışında herkes ödevini yapmıştı birkaç ayrı yazılmaz ne olacaktır bitişik olarak yazılacaktır. Bunu birçoğunuz yanlış kullanıyorsunuz. Herkes değil arkadaşlar. Z değil S harfiyle bitmek zorunda. Herkes şeklinde yazımı düzeltmemiz gerekiyor. B'de gördüğünüz gibi yanlışlar var. B'yi de uçurduk. C'ye bakalım. Pazara uğrarsan elma da al. Bakın buradaki da ne olması lazım? Ayrı olarak yazılması lazım. Çünkü bu bir bağlaçtır. Serdar Bey, evet B harfi büyük olacak. Doğru. Elinden gelen her şeyi yaptı. Her şey. Şey ne olmalıdır? Ayrı yazılmalıdır. Gördüğünüz gibi ayrı yazılmış. Burada hata yok. Cevabımız D seçeneği olacak. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Şey öyle bir şeydir ki her şeyden ayrı yazılır. Yani şey ne olması lazım? Her zaman ayrı bir şekilde yazılması lazım. Bunu aklınızdan çıkarmazsanız soruları kaçırmazsınız. Diğer sorumuza geçebiliriz. Şimdi burada bazı cümlelerimiz var. Ne yapacağız? Uygun şekilde gruplandıracağız. Neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Hemen bire bakalım. Uzun süredir kimse ilgilenmediğinden ev virane haldeydi. Şimdi bu tip sorularda öncelikle amaç sonuç mu değil mi? Buna bakın. Burada bir amaç var mı? Yok. Burada ne belirtilmiş? Neden. Bakın, ev neden virane halde? Çünkü uzun süredir kimse ilgilenmemiş. Dolayısıyla bu neden sonuç cümlesi olacaktır. Arkadaşını geçebilmek için çok çalışıyor. Hangi amaçla? Arkadaşını geçebilmek için. Yani amaç sonuç cümlesi. Soğuk olduğu için dışarı çıkamadık. Amaç var mı? Yok. Dolayısıyla hemen neden sonuç mu değil mi? Buna bakacaksın. Neden dışarı çıkamadık? Soğuk olduğu için. Ne olacaktır? Neden sonuç cümlesi olacaktır. Biraz yürüyüş yapmak için erken kalktım. Hangi amaçla? Biraz yürüyüş yapmak için. Gördüğünüz gibi amaç sonuç cümlesi. Demek ki 1 ile 3 neden sonuç, 2 ile 4 amaç sonuç cümlesi olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Sıradaki sorumuz ne demişiz? Aşağıdaki zarf çeşitlerinden hangisiyle ilgili yukarıda örnek bulunmamaktadır? Bakalım tek tek. Selma sessizce bekledi. Nasıl bekledi? Sessizce. Nedir bu? Durum zarfıdır. Demek ki cevap C değil. Diğerine bakalım. Bebeğin içmesi için sütten azıcık ayırdı. Ne kadar ayırdı? Azıcık miktar belirtiyor. Dolayısıyla miktar zarfı da bulunuyormuş. Misafirler haftaya gelecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Haftaya. Zaman bildirdiği için zaman zarfı da burada var. Gördüğünüz gibi yön zarfı için uygun örnek bulunmuyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. sorumuz: Yukarıdaki örnekler göz önünde bulundurulduğunda hangi kip açıkta kalır? Bire baktığımızda odanızı bugün temizleyin. Bakın arkadaşlar Emretmiş değil mi? Siz temizleyin. Gördüğünüz gibi bu bir emir kipidir. Hava kararmadan eve gideyim. Hemen AE ekini gördünüz. Ne ekiydi bu? İstek kipi ekiydi. Dolayısıyla bunun içinde örnek bulunuyor. Erken kalkmazsan yetişemezsin. Ders çalışmazsan başarılı olamazsın. Hızlı koşmazsan geç kalırsın. Sağ S2. Bana neyi belirtecek? Tabii ki şart kipini belirtecek. Fakat gerekli kipiyle alakalı örnek bulunmuyor. Bunun ekleri malı melekiydi. Yani ders çalışmalısın, hızlı yürümelisin, erken kalkmalısın gibi. Evet bu yüzden gereklilik kipi açıkta kaldı. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 8. Toz kondurmamak deyiminin anlamı hangisine doğru verilmiştir? Nedir toz kondurmamak? Asla bir hatayı kabul etmemek değil mi arkadaşlar? A'ya baktığınızda aşırı temiz ve titiz olmak. Hayır anlamı bu değil. B'ye bakın herhangi bir eksikliğin bulunduğunu kabul etmemek. Evet hiçbir şekilde eksikliği kabul etmiyor, hatayı kabul etmiyor. Dolayısıyla kendine toz kondurmuyor deriz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik soru 9'a. Boş kısımlara hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bakalım. Gerçek dostun 3 özelliği vardır. Şimdi bunları sıralayacak. Dolayısıyla hemen iki noktayı çaktık. Sadakat, virgül, dürüstlük, virgül. Ne yapıyorum şu anda? Benzer özellikteki örnekleri virgülle ayırıyorum fedakarlık dedi. Şimdi dikkat ettiyseniz 3 tane özellik var demişti ve hepsini saydı. Bakın, sadakat 1, dürüstlük 2, fedakarlık 3. Yani artık örnekler devam etmeyecek. Bu yüzden 3 nokta koyamazsınız. Örnekler bittiği için son kısma noktayı çakacaksınız. Ne olacak cevabımız? 2 nokta, virgül, virgül, nokta. Yani cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir. Nedir kişileştirme? İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özelliğin aktarılmasıydı. Bakın bu soru güzel. Dikkatli oluyorsunuz. Koyunları kırlarda yayarken gözleri ufuklara dalardı. Yalnızlığını ancak rüzgarlar anlardı, susardı. Bu yüzden derdini kimse bilmezdi. Şimdi arkadaşlar burada koyun, kır veya ufuklar kişileştirilmemiş. Bakın burada rüzgarlar kişileştirilmiş. Neden? Çünkü diyor ki yalnızlığını ancak Rüzgarlar anlardı. Birinin yalnızlığını anlamak kime ait bir özelliktir? İnsana ait bir özelliktir. Fakat burada rüzgarlar anlardı diyor. Yani rüzgara aktarılmış, rüzgarlar kişileştirilmiş. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Eşleştirmelerimiz var. Hangisi yanlıştır diye soruyoruz. A'ya bakalım. Koşu verdi. Fark ettiyseniz koşmak ve vermek. Yani iki tane fiil bir araya gelmiş, birleşmiş, ne oluşturmuş? Birleşik fiil. Dolayısıyla bu eşleştirme doğru. Sarıldınız. Kökümüz sarmak. Sarmaktan sarılmak. Ne oldu? Yeni bir kelime ortaya çıktı. Yeni bir kelime türedi. Dolayısıyla bu bir türemiş fiil. Yani eşleştirme doğru. Almadık. Değerli arkadaşlar buradaki mame nedir? Olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk ekleri, fiilleri türemiş veya birleşik zaten yapmaz. Bunu unutmuyorsunuz. Kökümüz almak. Dolayısıyla bu basit fiildir. Eşleştirme doğru. Çözebildim. Bakın çözmek ve bilmek. Yine iki ayrı fiilden bahsediyoruz. Ne olacaktır bu? Birleşik fiil olacaktır. Eşleştirme yanlış. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte Türkçe sınav öncesinde çok sağlam bir hazırlık çalışması yaptık ve örnek sorular çözdük. Diğer derslere ait yazılı hazırlık çalışmalarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Tüm sınavlarınızda yüksek puanlar almanız dileğiyle. Takipte kalın. Hoşçakalın.